Herkese iyi günler arkadaşlar. Sıfırdan C# eğitim videolarına devam ediyoruz. Bu eğitim videomuzu sizlere artık birçok şeyi öğrendik. DLL olaylarına gireceğiz arkadaşlar. Ses kalitesinde bir sıkıntı var mı? Yok, tamam. İlk başta DLL'i nasıl oluşturabiliyoruz? Bunlarla ilgili yapalım dedim. Şimdi arkadaşlar formumuz zaten öğrenmiştik. Buraya geliyoruz arkadaşlar. DLL oluşturmada. Normal projenin içine değil de içine oluşturamıyor zaten. Zaten şöyle göreceğiniz üzere item dediğimizde class oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Fakat DLL olayı bambaşka bir şey. Onu da aynı formun içinde yapabiliyoruz arkadaşlar. Ctrl Shift A diyoruz. Fakat Ctrl Shift A demeyelim. Solüsyona geliyoruz arkadaşlar. Projemizin ilk başında şuna. Sağ klik. New Project diyorum arkadaşlar. Yani yeni proje. Projede arkadaşlar bizim Class Library.NET Framework. Bunu seçmemiz lazım. Yani DLL oluşturacağımız için arkadaşlar. Bu DLL'in ismi burada arkadaşlar. İsmini, yolu, nereye oluşacağı vesaire vesaire bunlar. Değiştirebilirsiniz. Hangi framework ile yazılacağı 4.7 değil de ben 4.5'u seçiyorum arkadaşlar. 4.7 çok iyi, yeni. Şimdi class ismini bağlantı class'ımız olarak adlandıralım arkadaşlar. Bağlantı demeyelim de veyahut da SQL işlemler diyelim. SQL işlemleri burada yapalım. Okey diyoruz arkadaşlar. Görüleceğimiz üzere arkadaşlar bizim solüsyonumuzda iki tane ayrı ayrı projemiz oldu. İlk başta zaten forumda da aynı şekilde geliyor. Bir tane forum geliyor mesela burada form application'de. DLL'de ise tipik bir tane class gelir arkadaşlar. Bunu silin. Çünkü biz class ismini biz oluşturacağız sonuçta. Projemizin üstüne geliyoruz. Ctrl Shift A kombinasyonunu tıkladıktan sonra bunun içine class oluşturuyoruz. Şimdi DLL form olayları da var arkadaşlar. DLL'in içine form da ekleyebiliyorsunuz. Onları eğitim setinden sonra DLL formla ilgili zaten konularım var arkadaşlar aynı zamanda YouTube alanında. Hemen hızlı bir şekilde onu da gösterelim size. DLL C#, DLL form diye aratma yapalım arkadaşlar Google'da. DLL forum zaten bunların 3 daha doğrusu bunun hepsini videoladım. C# DLL forum olaylarını arkadaşlar 1 yani normal Google'da aratın arkadaşlar C# boşluk DLL boşluk from değil tabii ki forum from nereden çıktı ya forum yanlış yazdım demin doğru yazdım da aynen 1 2 3 göreceğiz hepsi ben de eğitim videolarımda 1 2 3 4 toplamda 4 tane videom var arkadaşlar. Bu 4 videomu da şey yapabilirsiniz. Takip edebilirsiniz. Buradan DLL forum olaylarını nasıl olduğunu görebilirsiniz. Biz devam edelim. Normal DLL oluşumlarını yapacağız arkadaşlar. Şimdi bir tane class oluşturacağız. Class'ımızın ismi ise bağlantı komuta merkezinin olduğu yer olsun arkadaşlar bunlar. Nasıl diyeceksiniz? Mesaj box'larının olduğu, SQL data reader'ların olduğu. Buradan miras alacağız. Komuta kmt mrkz komuta merkezi diyoruz arkadaşlar buna. Burada tipik bir class oluşturduk arkadaşlar. Görüleceği üzere komuta merkezi provide olan bir class'ımız. Bu bir tane işlem yapalım. Mesela bir tane publish bir değer verelim arkadaşlar. Publish string olsun. Ve burada mesaj bslk mesaj başlığını yani mesaj box'taki mesaj başlığı vardı ya arkadaşlar. Yani şu bize mesaj box.show dediğimizde şurada bir tane olay çıkıyor değil mi arkadaşlar? Şurada bir tane başlık var. Burada da metin var. Yani şurada da metin var. Bu
ve şu olaylar oluyor. Şurası genelde şey oluyor. Nedir ismi? Biz koyuyoruz buraya veya de koymuyoruz vesaire vesaire. Burayı biz buradan yapacağız. Komuta merkezi dediğimiz buradan yapacağız. Mesaj başlığı dediğimiz budur. Publish diyebiliriz. String olarak da oluşturabiliriz. Veyahut prop getset olayı yapabiliriz. String bir veririz. Buna ise ne deriz? Ha, mesajı vslk. Mesaj başlığı deriz. Buna da ilk değerini veririz tabii ki. Şimdi burada şöyle bir şey var. Şimdi DLL oluşturduktan sonra eklenmesi vesairesini göstereceğim zaten. Burada projeyi içinden oluşturduğumuz için örnek veriyorum burada değiştirme yapmamız lazım. Geliyorsunuz böyle değiştirme yapıyorsunuz. Derliyorsunuz. O derleme işlemleri vesairesini göstereceğim. Derledikten sonra da projenizi ekliyorsunuz. Olay bu arkadaşlar. Devam edelim. Veyahut şöyle de yapabilirsiniz. Aynen bu şekilde. Sıfırdan C Sharp eğitim seti diyelim arkadaşlar. Ebu Bekir Baslama. Tabii ismimizi de yazalım değil mi? Ebu Bekir Baslama yazdık arkadaşlar. Şimdi Ctrl C ile kaydettim. Sonra bakalım. Aynen. Düşündüm aklımda devam ediyorum. Şimdi şunu yapacağız arkadaşlar. Şu olayı ben burada hiç uğraşmak istemiyorum diyorum. Ben class'ımda oluştururum diyorum arkadaşlar. Tabi bunu eklememiz için ne yapıyorduk? UsingSystem.data.sql client eklememiz lazımdı. Veyahut burada varsa yapıştırdıktan sonra ne diyor? Alt Enter veya CTRL'in nokta tuşuna basabilirsiniz diyor. Yani buraya gelip Alt Enter'a bastığınızda bu alan gelir. Veyahut buraya gelip CTRL nokta tuşuna bastığımızda aynı alan gelir. Burada bize şeyler söyler. Burada diyor ki usta diyor yukarıya bir atayım mı diyor using system.data.sql client. Veyahut diyor hiç yukarıya atmayayım diyor. Ben bu şeylere koyayım diyor. Senin bu seçtiğine diyor system.data.sql client.sql connection olsun diyor. Yani zaten yanında da gösterdim diyor. Public static yapmış zaten. Bak diyor şu şekilde yapabilirim diyor istersen diyor. Veyahut bir tane de class oluşturabilirim diyor. Class oluşturabilirim. Yeni sayfa, new file dedi. Yeni bir class oluşturuyor. Onun için de publish class SQL connection metodu oluşturuyor. Tamam. Bunlar da işte metot publish class. Ha, aşağıya bir tane class oluştururum diyor vesaire vesaire. Burada ise provide bir tane publish'i provide yaparım vesaire vesaire. Bizim ise using'i atlıyorum yukarıya. Tamamdır. Burada şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Bunların şu background nesnelerini arkadaşlar. Burada değiştirmemiz gereken arkadaşlar şu SQL Server ismi arkadaşlar. Bunu normalde değiştiriyoruz. Yani değiştirebiliyoruz. Şöyle değiştirebiliyoruz. Benim bilgisayarımda bla 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 ismi. Başka bir bilgisayarda başka bir isim olabiliyor. Başka bir isim olduğundan dolayı arkadaşlar bunu global olarak vermemiz lazım. Bunu global olarak vermemiz için de belli başlı işlemler yapmamız lazım. Şöyle yapacağız. Bunu ben işlemi yapacağız. Fakat dışarıdan alma mimarisini yapacağım arkadaşlar. Yani DLL'de SQL Connection gerçi dışarıdan vermemize gerek yok arkadaşlar. Çünkü tüm iş SQL işlemleri burada yapacağımız için. Şöyle yapacağız. Buna gene aynı bir prop yapacağız arkadaşlar. Tap tap. Bunu string'ini provide yapıyorum arkadaşlar. Çünkü dışarıdan gözükmesine gerek yok. String.
My server name. My server name diyelim arkadaşlar. Bu ne ise gelelim eşittir diyelim. Şunu verelim. Bunu değiştireceğiz. Şimdi bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. My server name'i değiştirebiliriz. Buraya tek tırnak, çift tırnak, çift tırnak, tek tırnak, plus plus ortasına dedikten sonra bizim string'imizi buraya yerleştiriyoruz. Tabii ki diyor ki to string'i diyorum. Kızdı. Neden kızdı? Bakalım. Bakıyoruz. My server name. Private olmuyormuş. Onun için kızmış. Tamam. Kızmaması lazım. Get set. Okay. My server name. Çift tırnak. Daha doğrusu ne diyor bu? Hemen ona bakıyoruz. Error list. Tamam. Doğru diyorsun. Bu şekilde veremeyiz arkadaşlar. Onun için geri alalım. Onu ileriki zamanlarda bir geri şeyden alınabilen, dışarıdan alınabilen tarzında. Normalde ben ilk başta videolarımı ilk başında da dediğim gibi arkadaşlar buradan alıyorum. Ayar diye bir TXM var. Bunu kullanıcıya kurulurken bunu şey yapıyoruz arkadaşlar. Cclos'un içine attırıyoruz. Oradan çekiyoruz. O mimari yapacağım. İlerideki SQL olaylarında. Bunu bu şekilde yaptık. Şimdi bunu nasıl, benim projemde ben bunu nasıl kullanabilirim? Şimdi olay var. Yani asıl olay o. Ben bunu ne yapacağım da ne deriz mi? Ben bunu ne yapıp projeme, asıl projeme ekleyeceğim. Yani şuradaki form application projeme ekleyeceğim. Olay şu. Şu an default olarak çalıştığım arkadaşlar şudur. Normal bizim form application'imizdir. Fakat bizim alttakini çalıştırmamız lazım. Buna bastığımızda normal form çalışacaktır. Zaten bakalım ne kadar bunda olsak bile arkadaşlar. Normal form application çalışacaktır. Dolayı vesaire vesaire. Şimdi aynı zamanda Ctrl Shift V dediğimizde arkadaşlar mahsus dedim. Şurada bir hata var çünkü. Şunu bir tamam. Hataları sevmem. Bunlar hata değil. Komuta merkezini istersek arkadaşlar yani projenin çalıştırması için şunu üstüne projemizin üstüne gelip seta seta to project yani başlama projemi bu yap diyebiliriz. Veyahut ben işlemlerimi yaptım burada. Örnek veriyorum. Ben işlemlerimi yaptım burada. Fakat öbür olarak şey yapmak istemiyorum. Hemen hızlıca bir ekleyeyim devam edeyim diyorum. Tamam. Onda da sıkıntı yok. Hemen sağ klik. Debug diyorsunuz arkadaşlar. Start new instance diyoruz. Bu hataya bu şekilde derseniz bu hatayı alırsınız arkadaşlar. Çünkü Hexecode bir proje değil tabii ki de. Derlemeniz lazım. Şu an derlendi daha doğrusu. Şu an derlendi ve ilgili klasöre bizim DLL'imizi attı. Bin'in de bunun içinde arkadaşlar göreceğiniz üzere şu DLL'imizi attı. Bunu başka türlü nasıl oluşturabiliriz? Mesela ona bakalım arkadaşlar. Onu da göstereyim aynı zamanda. Yani illaki bir çalıştırma mı, o hatayı mı almamız lazım diyorsanız tabii ki hayır diyorum ben de. Buraya gelip gene sağ klik build dediğinizde arkadaşlar göreceğiniz üzere buradan da konsollarını takip edebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Sıfır file. Geliyoruz buraya arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gene eski işlemleri devam etmiş. Şimdi şu yolu alalım arkadaşlar. Hızlı olması için. Ben bu DLL'i kapatıyorum. Benim projeme geliyorum. Ben bunu kendi projemi nasıl ekleyip nasıl kullanabilirim? Şimdi DLL ekleme olayını da bir sonraki videomuzda yapalım arkadaşlar. Bu biraz uzun oldu. 14 dakika olmuş. Bir sonraki hemen
Bir sonraki Blindlist'te bir sonraki eğitim videomuzda da DLL ekleme olaylarını ve projelerdeki metotları nasıl kullanabileceğimizi göstereceğim arkadaşlar. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler dilerim.